Söyle. Numan kardeş. Evet. Şu anda tamam. Başlayabilirsin abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Mevzu aşk-ı mecazi, aşk-ı hakiki. Dördüncü sual. Birinci mektuptan. Mahbublara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi Alaaddin abinin sesi kısıldı yalnız. Sesi kapandı abi. Sesini kapattın yanlışlıkla. Açtım şimdi. Şimdi geldi. Divan-ı Harbi Örfi'nin başında diyor ki öcnunuz ki ettik vuslat-ı Leyla'dan istina. Dediği gibi yani Mecnun Leyla'dan istina ettiği gibi yani mahbublara olan aşkı mecazi yani Leyla'ya olan aşkı hakiki aşka inkılap ettiği gibi insanlarda da çoğu insanda dünyaya karşı bir aşkı mecazi var. Herkesin bir Leyla'sı var yani. Acaba bu aşk-ı mecazi de hakiki aşka inkılap edebilir mi? Yani ekser insanlarda bulunan dünyaya karşı olan aşk hakiki aşka bir basamak vazifesi yapabilir mi? Allah aşkına inkılap edebilir mi? Dünya deyince ne aklımıza geliyor? Onu sözle 32. sözde şöyle kısaca dünya deyip geçmeyelim. Mühim bir sual. Diyorsunuz ki muhabbet ihtiyari değil. Hem ihtiyacı fıtriye binaen leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı severim. Refika-i hayatımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Yani ekser insanda dünyaya karşı bir aşk var. Bu fıtri bir sevgi var. Şimdi insanlara dünyayı sevme denilmez. Çünkü fıtratında bu var. Fakat o sevginin yönünü değiştirmek gerekiyor. Yani insanın fıtratında bu sevgi konulmuş. Fıtratına zıt nasihat edilmez. Yani din fıtrattır çünkü. Hatta mektubatta şöyle diyor Üstad, işte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler. Haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme.
Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak bir teklifte bulunurlar. Yani fıtratını değiştir. Fıtratında olan şeyi ortadan kaldır, yok et değil. Onu istikametli bir yöne çevirmek gerekiyor. Yine 9. mektupta olsa gerek devamında. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Yani insandaki bütün hissiyatın iki mertebesi var. Mecazi ve hakiki. Bu hissiyatı ortadan kaldırmak değil, mecaziyi hakikiye çevirmek lazım. Mesela dünyaya muhabbetin yönünü değiştir demek, dünya sevgisini tamamen ortadan kaldır demek midir? Hayır. Yani mecaziyi terk etmeden hakikiye yönelmek. Bu nasıl olacak? Mesela yani hakikiye yönelmek mutlaka mecaziyi terk etmek demek değil. Yani tebeî olacak. Dünya sevgisi tebeî kalacak. Üstad tebeî'yi izah ederken şöyle diyor ya. Yani mesela aynaya bakıyorum, aynada bir resim var. Şimdi aynanın camına bakarsam cama, arkadaki resme yine bakmış oluyorum. Fakat tebeî kalıyor. Cama bakarsam. Arkadaki resme bakarsam cama da bakmış oluyorum. Fakat bu sefer cam tebeî kalıyor. Yani arkadaki resme bakarsam cama bakmayı terk etmiş olmuyorum. İkisine birden bakıyorum yani. Fakat geri planda kalacak. Sanki Alaaddin abi, bir insan bir şeyi severken hakiki veya mecazi manada insan ona beka boyasını vuruyor. Yani baki olarak gördüğü için sevebiliyor. Yani bir insan bir şeyi sevebilmesi için onu böyle ipkalaştırması, baki olarak görebilmesi gerekiyor. Evet. Bekanın beka rengi verir, öyle sever. Değil mi? Evet. Evet. Yani o sevgi aslında hakiki aşk için verilmiş. Mecaziyi onun için seviyor. Yani bilmiyor, farkında olmadan mecaziye yapışıyor. Şimdi peki nasıl yani mecazi aşk hakiki aşka inkılap edecek? Şimdi mecazın mecaz olduğunu anlamak. Yani bunun ilk basamağı aşkı mecazinin mecaz olduğunu anlamaktan geçiyor. Niçin mecaz demiş? Fani aşk dememiş. Efendim, muvakkat aşk dememiş. Yani geçici aşk dememiş. Ama aşkı mecazi demiş. Yani mecaz. Ne demek mecaz? Muhakematta mecaz misali olarak şöyle diyor. Mecaza misal veriyor üstad. Mesela filanın kılıncının bendi uzundur. Veya ramadı çoktur. Ramat. Külü çoktur. Denildiği vakit o adam uzun ve sahih ola. Sahih, cömert. Ramat ve kılıncı hiç olmazsa da kelam sadıktır. Yani adamın külü çoktur. Bu mecaz. Yani külü çoktur denildiği zaman adamın sahihliği, cömertliği kastediliyor. Yani külü çoktur demek mecazdır. Bu mecazda hakikat aranmaz. Yani mesela külü çoktur deyip de adamın evine gidip kül aranır mı? Abes olur. Ondan kastedilen nedir? Adamın cömertliğidir. İşte dünya da bunun gibi mecazdır yani. Dünya sevgisi mecazdır. Yani dünyaya, dünya için,
dünya yönüyle muhabbet edilmez. Yani evde kül aramak gibi olur. Yani mecazı mecaz olarak anlamak olur dünya sevgisini. Dünya sevgisinden maksat dünya sevgisi değildir. Yani evvela demek ki dünya sevgisinin mecaz olduğunu bilmek gerekiyor. Yani onun ilmi gerekiyor. Yani ilim mecazın hakikata inkılap etmesi için ilk aşamadır. Vesvese bahsinde şöyle bir ifade var ya. Yani cehil onu davet eder, ilim onu tard eder diyor vesvese için. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Yani vesvesenin vesvese olduğunu bilmek vesveseyi ortadan kaldırıyor, dağıtıyor. Yani vesvesenin kalbinden değil, hariçten geldiğini bildiğin anda, yani başka bir şey yapmana gerek yok. Bunu bildiğin anda kalbinin sesi değil, hariçten geliyor. Bunu bildiğin anda vesvese dağılıyor. Onun gibi mecazın mecaz olduğunu bilmek gerekiyor önce. Mecaz, mecazdır. Bunun ilmi gerekiyor. Şeyde, lemalarda. Bu mecazla ilgili bahsettiğin kısımda Alaaddin abi yine şöyle bir şey geçiyor hani muhakematla. Mecaz dürbünüyle temaşa etmezse mezayasını göremez diyor. Yani bir insan bir şeyin meziyetini, iyiliğini, güzelliğini görebilmesi için ondaki o mecaz dürbünüyle o şeye bakabilmesi gerekiyor. Yoksa onun meziyetlerini insan göremiyor. Muhakemat 72'de geçiyor. Evet. Yani mecaz dürbün, evet mecaz bir dürbün olacak, doğru. Yani ona da dürbün vazifesi yapacak, ona da geleceğim ama ilk şey mecaz olduğunu bilmek. Yani şu ifade geçiyor ya şeyde, lemalarda ne diyor? Teşbih ve temsiller havastan avama geçtikçe, yani ilmin elinden cehlin eline düştükçe mürur zamanla hakikat telakki edilir. Yani mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse, alimin elinden cahilin eline düşerse mecaz hakikat telakki ediliyor. Mesela küçüklüğümde kamer tutuldu. Ben valideme dedim. Neden ay böyle oldu? Dedi yılan yutmuş. Dedim daha görünüyor. Dedi yukarıda yılanlar cam gibi olup içlerinde bulunan şeyi gösterirler. Bu çocukluk hatırasını çok zaman tahakkür ediyordum. Ve der idim ki bu kadar hakikatsiz bir hurafe validem gibi ciddi zatların lisanında nasıl geziyor diye düşünürdüm. Ta felekiyat fennini, astronomi ilmini mütalaa ettiğim vakit gördüm ki validem gibi öyle diyenler bir teşbihi hakikat telakki etmişler. Çünkü derecat-ı şemsiyenin medarı olan mıntıkatül buruş tabir ettikleri daire-i azime, menazil-i kameriyenin medarı bulunan mail-i kamer dairesi birbiri üstüne geçmekle o iki daire her biri iki kavis şeklinde vermiş, o iki kavise felekiyyun üleması latif bir teşbih ile büyük iki yılan namı olan Tinnineyn namını vermişler. Yani ayın yörüngesine bir yılan demişler. Dünyadan güneşe bir çizgi çek, ona da bir başka yılan demişler. Ay dönüp ayı yılanın başı kabul et, dönüp de diğer çizgiye kesiştiği zaman, yılanın ağzına girdiği zaman ay tutulması olur demiş astronomi alimleri o zaman. Şimdi cahil avam bunu bilmeyince, bu misali duyunca bunu hakikat zannetmiş. Yani iki mecazı hakikat zannetmiş. İki çizgiyi yılan, hakikaten yılan var zannetmiş gözünde. İşte dünyaya muhabbet de bunun gibi, yani mecaz şey, hakikat mecazdır, o değildir asıl şey. Onun bir
şeyi var. Hakikati var. Dünya sevgisi de aynen onun gibi ilmin elinden cehlin eline düşerse, yani alimin elinden, bilenin elinden cahilin eline düşerse, dünya sevgisini mecaz zanneder, hakikat zanneder. Ona yapışır. Yani ilim derken sadece fen ilmi değil, iman ilmi, marifetullah ilmi lazımdır. Dünyanın mecaz olduğunu anlamak için. Yani dünyanın mecaz olduğunu zanneder, ona yapışır. Halbuki ilim sahibi bilir ki dünya mecazdır, onun bir hakikati vardır. Bunu bildiği anda hakikate inkılap etmeye başlar dünya sevgisi. Yine muhakematta şöyle bir ifade var. Eğer istersen misal ve müsülü faraziyeye dikkat et. Göreceksin ki iştihardan neşet eden kıymet ve kuvvet ile müdavire-i efkar ve akıllar arasında sefarete müstahit oluyor. Dürbün dedin ya şey için, mecaz için. Yani burada da diyor ki mecaz sefarete müstahit oluyor. Yani sefirlik, elçilik yapıyor. Ne demek? Yani mecaz olan söz elçi gibidir. Mecazi söz, yani senden ne yapıyor? Hakiki manayı alıp bana taşıyor. Bu mecazi söz, o kelime elçidir. Yani elçinin önemi yoktur. Elçiye zeval olmaz denilir ya. Yani elçiye kızılmaz. Elçiye muhabbet edilmez. Yani elçinin taşıdığı mesaja, taşıdığı manaya bakılır yani. İşte dünya da mecazdır, yani bir nevi elçidir. Elçiye elçi olduğu için muhabbet edilmediği gibi dünyaya da dünya için muhabbet edilmez. Yani elçiye muhabbet etmek gibi olur. Dünya bir elçidir. O bir şey taşıyor bize. Ne taşıyor? İşte Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini taşıyor. Cenab-ı Hakk'ın iltifatını taşıyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasını taşıyor. Bunu 32. sözde güzel bir misalle izah ediyor malum. Şöyle: nasıl ki bir padişah-ı âli sana bir elmayı ihsan etse, o elmaya iki muhabbet ve onda iki lezzet var. Biri elma, elma olduğu için sevilir. Ve elmaya mahsus ve elma kadar bir lezzet var. Şu muhabbet padişaha ait değil. İkinci muhabbet ise o elma içindeki elma ile gösterilen iltifatı şahanedir. Yani padişahın iltifatıdır. Padişah o elma ile iltifatını gösteriyor. Aynen onun gibi bütün nimetlere ve meyvelere zatları için muhabbet edilse, yalnız maddi lezzetleriyle gafilane telezzüz etse, bu muhabbet nefsanidir. O lezzetler de geçici ve elemlidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatat-ı rahmeti ve ihsanatının meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve iltifatatın derece-i lütuflarını takdir etmek suretinde kemal-i iştiha ile lezzet alsa, hem manevi bir şükür hem elemsiz bir lezzettir. Yani demek ki padişah onu hediye olarak veriyor. Hediyeyi sevmek işte mecazi aşktır, hediyeyi sevmek. Bu hediye ile padişahın iltifatı gösteriliyor. Padişah iltifatını gösteriyor. O hediyede padişahın iltifatını görmek, ona talip olmak da hakiki aşktır. Aşk hakikidir. Yani hediyenin hatırası var denilir ya, manevi kıymeti var denir yani.
Yani bazen çok basit bir şeyi, bize basit gelen bir şeyi, mesela bir kalemi diyelim, kaybetmiş, arıyor yani. Bize çok basit geliyor. Yani birinin hatırasıydı diyor mesela. Yani al sana kalem lazımsa kalem vereyim desen kabul etmez. Yani o birinin hatırasıydı, onun manevi kıymeti vardı diyor mesela. Yani o kalemle arkadaşı ona muhabbetini gösteriyor. O kalem muhabbeti taşıyor ona. Yani o kaleme kalem diye muhabbet edersen, kalem diye seversen mecazi aşk olur. O kalemde arkadaşının muhabbetini, iltifatını görürsen işte hakiki aşk olur. Kalemi seversin, kalemi sevmeyi bırakma. Kalemi yine sev. Ama onun içinde arkadaşının muhabbeti olduğu için sev. O zaman işte mecazi sevgiyi terk etmeden hakiki sevgiyi de kazanmış oluyorsun. İşte Cenab-ı Hakk'ın efendim, yani mesela sebepler bir nedir? Elçidir yani bir nevi. Cenab-ı Hak sebepler vasıtasıyla veriyor nimetleri. Sebepler elçi olduğu gibi nimet de bir elçidir. Yani mesela bir sebeple sana birisi bir iyilik yaptı. Yani bir nimet birinin vasıtasıyla. Şimdi o elçidir. Cenab-ı Hak o adamın eliyle verdi sana o nimeti. Fakat o sana gelen nimet de elçidir. O neyi taşıyor peki o nimet? Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini taşıyor. Ya da Cenab-ı Hakk'ın esmasını taşıyor. Acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi bir aşk-ı hakikiye inkılap edebilir mi? Veya nasıl inkılap ettirilir? El cevap, evet, dünyanın fani yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve ayine-i esma-i ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayr-ı meşru mecazi aşk o vakit aşk-ı hakikiye inkılaba yüz tutar. Ayine-i esma-i ilahiye olan yüzü, yani dünyanın Cenab-ı Hakk'ın esmasının aynesi olan yüzüne bakabilirsek, o zaman dünya sevgisini, dünyaya karşı duyulan mecazi aşkı hakiki aşka çevirebiliriz. Yani 12. sözdeki misali hatırlarsanız ne diyor? Yani bir zat Kur'an'ı çok antika bir tarzda yazdırmış mesela. Yani yazılarda her türlü değerli taşı kullanmış. Şimdi bunun Kur'an olduğunu, kitap olduğunu bilmeyen ecnebi filozof ne yapıyor? O taşlara muhabbet ediyor. Taşları seviyor, taşları öğreniyor vesaire. Taşlarla ilgileniyor. Fakat Müslüman filozof baktığı zaman bu bir kitaptır diyor yani. Taş, evet, değerli taşlarla yazılmış bir yazı vardır, doğru. Ama onun maddesi önemli değil. O yazılardaki mana önemlidir diyor. Yani demek ki o taşlara olan muhabbet mecazi. Yani taşlara muhabbet edilmez. Taşların manasına muhabbet edilir. Yani taşlar sevilecek. Doğru. Taşları sevmeyi bırak demiyoruz. Bak, yani yazı yine sevilecek. Ama manaya vesile olduğu için sevilmesi lazım. Taş olarak değil.
ya da yazılar yazı olarak değil, harfler harf olarak değil, manayı vesile olduğu için. Sevilirse o zaman hakiki sevgi olur. Yani işte dünyada o halde abi her şeyin aslında bir harftir. Bir kendisini ifade ediyor, bir de manasına bakan şekli vardır, ciheti vardır diyebilir miyiz? Tabii. Yani dünyada işte öyledir yani. Dünya Cenab-ı Hakk'ın değerli taşlarla, kıymetli taşlarla, cevherlerle yazılmış bir kitabı gibidir yani. Yani dünyanın bu manasını bilmeyen, yani onları çok kıymetli görüp ya da o taşlara hayran olup onlara yapışıyor. Yani çok süslü geliyor, taşlara aşık oluyor. Yani dünya, kainat da Cenab-ı Hakk'ın cismani bir kitabıdır, Kur'an'ıdır. Yani o da Kur'an gibi manalıdır. O manaları okumak gerekiyor. Şimdi o manaları okurken dünya sevgisini bütün terk etmiş oluyor musun? Hayır, sevebilirsin ama o manalara vesile olduğu için sev. Yani bir yani dünya sevgisini tamamıyla terk et demiş bazıları. İşte terk etmek değil. Terk etmek değil, dünyayı Cenab-ı Hakk'ın esmasına vesile olduğu için, onu ifade ettiği için, onu gösterdiği için sevmek. Yani o sevgiyi yönünü değiştirmek. Yani dünya sevgisi bütün hataların başıdır diyor hadis-i şerifte. Ama dünyanın işte üç yüzü var. Bir şeyde. Söz 32. sözün sonunda söyleyeyim. Dünyanın üç yüzü var. Evet. Yani ehadisinizde, hadislerde dünya telin edilmiş, cife ismiyle yad edilmiş. Hem bütün ehli velayet ve ehli hakikat dünyayı tahkir ediyorlar. Fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen bütün kemalat-ı ilahiye medar ve hüccet, onu gösteriyorsun. Aşikane ondan bahsediyorsun. Yani aşikane dünyadan bahsediyorsun. Dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Manayı harfiyle onlara aynadarlık eder. Kısa geçiyorum. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezrasıdır. Üçüncü yüzü insanın hevesatına ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabe-i hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Mezra-i ahiret olan diğer iki yüzüne bakmaya muvaffak olursa, yani ahiretin tarlası olan yüzü de sevilebilir. Ahiretin tarlası. Yani dünyayı tarla olarak görüp seversen sevebilirsin. Ne demek tarla? Mesela çiftçi tarlayı niçin sever? Yani tarla olarak sevilmez yani. Boş tarla mesela. Tarla böyle, boş tarla sevilmez yani. Sever ama şunun için sever. Yani ekecek, sonbaharda ekecek, üzerinden kış geçecek, tamam mı? Baharda mahsul verecek. Yani çiçekler açacak, ağaçlar büyüyecek vesaire. Yani tarlayı sever ama o netice için sevilir tarla. O netice için seviyorsan sev. Ama tarlayı, yani toprağı alıp depoya götürecek halin yok. Ya toprak toprak olarak sevilmez. O netice için sevilir. Dünya da onun gibi. Dünyada bir tarladır. Yani dünyayı sevmek, tarlanın toprağını sevmek gibidir yani bir nevi. Yani dünya tarladır. Bunu seveceğiz ama burada ekip biçeceğiz. Efendim berzah kışı geçecek, efendim haşir baharı gelecek,
Değil mi? Cennet yazı olacak. Orada mahsuller verecek yani. Onun için sevilir. Öyle bir netice için seveceksen sevebilirsin diyor. Fakat bir şart ile ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Kendinin zail, geçici ve hayatıyla bağlı kararsız, yerinde durmayan dünyasını harici dünyaya, kendinin dışındaki dünyaya iltibas etmemek, karıştırmamaktır. Eğer ehli gaflet de ehli dalalet gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer, boğulur. Meğer ki harika olarak bir desti inayet onu kurtarsın. Demek ki ehli dalalet ve gaflet hariçteki dünyayı, yani kendisinin dışındaki alemi, dünyayı kendi dünyası zannediyor. Yani kendini işte, halbuki kendi dünyası kendi alemidir. Kendini unutmak budur işte. Şöyle diyor ya Üstad, kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse başkasına verir, fena ve zevali görse kendini almaz. Kendini unutmak, yani kendi enfüsi aleminin kendi dünyası olduğunu, yani dünyasının enfüsi alemi olduğunu unutur, kendi dışındaki dünyayı kendi dünyası zanneder. Bu büyük bir gaflet, büyük bir aldanıştır yani. İnsanı dalalete sürükler. Şu hakikati tenvir için şu temsile bak. Mesela şu güzel ziynetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa, o vakit beş oda olur. Odanın dört duvarında dört tane endam aynesi bulunsa, büyük bir ayna bulunsa, duvarı kaplayan bir ayna, dört kişinin o aynalar dört kişinin ayneleri olsa, o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, hakiki oda. Dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Ve hakeza. Aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tayir edemeyiz. Yani her ayna sahibi kendi aynasını değiştirebilir. Kırmızı boyarsa kırmızı olur. Buna değişiklikler yapabilir. Fakat hakiki odaya tasarruf edemez. Hakiki odada herhangi bir değişiklik yapamaz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin, ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Dünya süslü bir ev, bir hanedir. Her birimizin hayatı bir endam aynasıdır. Şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Yani demek ki bir dışarıdaki dünya var, bir de kendi alemimiz var. Yani işte burada ince bir çizgi var. Allah akıl vermiş. Aklın ihtiyarıyla insan bunu tercih edecek. Yani harici dünyayı mı, harici dünya mı dünyasıdır? Kendi enfüsi dünyası mı?
Bunu tercih edecek, bunun farkına varacak insan. Yani harici dünyayı kendi dünyası zannederse, harici dünya kararlı olduğu için, sabit olduğu için, daha uzun ömrü olduğu için kendini de onunla bütünleştirir, ebediyet vehmiyle gaflete dalar. Yani mesela yani insanlar binalar yapıyor değil mi? Hani geçmişte kaleler yapmışlar, saraylar yapmışlar. Şimdi yani bu sarayların, bu kalelerin sahipleri zamanında diyorlar idi ki, bak benim sarayım, benim kalem, benim binam, benim evim vesaire. Yani onu kendi dünyası zannediyordu. Yani onlar halbuki insandan çok yaşıyor bak. Şimdi onlar hep öldü. O kaleler ve saraylar hala duruyor. İnsan, yani onlar sağlam, sabit, devamlı ama insan et ve kemik gibi yani mütehalif şeylerden yaratıldığı için her an kırılmaya, ölmeye, tamam mı? Sönmeye müsait. Yani kendi alemi gidiyor, hariçteki alem duruyor. Hani hariçteki alem senin aleminde. Mesela bu evler, bu arabalar benimdir diyor yani. Öldü, ev araba duruyor da. Demek ki senin dünyan o alemden senin alemine yansıyandır yani. Yani bazı insanlar mesela kıyametin gelmesinden korkuyor. Bu neden olur? Kıyametin gelmesinden korkmak. Hariçteki dünyayı kendi dünyası zannetmesinden. Kendi dışındaki dünyayı kendi dünyası zannettiği için kendi dışındaki dünyanın ölümüdür kıyamet. Yani niye ondan korkuyor? O dünya benim dünyam zannediyor da o yüzden. Halbuki kendi dünyası kendi hususi alemidir. Ölümüyle onun kıyameti kopmuştur yani. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar ya yani hocam kıyamet ne zaman kopacak? Hanım öldüğü zaman küçük kıyamet, ben ölünce büyük kıyamet demiş yani. Yani işte hoca tam bu hakikati ifade ediyor yani. İnsanın yani sen ölünce senin hususi alemin göçmüştür, gitmiştir. İşte insanlarda bu zamanda çok görülen özellikle mesela mal hırsı da aslında bundan kaynaklanıyor. Mesela insan zannediyor ki şimdi hariçteki yani dünyayı kendi dünyası zannettiği için zenginliği de hariçte arıyor. Yani mesela hariç dediğimiz nedir? Kendi dışındaki şeyler. Mesela ev, araba, mülkler vesaire bunlar nedir? Harici dünya. Zenginliği onları çoğaltmakta arıyor. İşte onu hakiki dünyası, hariçteki dünyayı hakiki dünyası, kendi dünyası zannettiği için malı artırdığı zaman zengin olacağını zannediyor. Halbuki dünyası kendi enfüsi alemidir. Enfüsi alemindeki zenginliği artırması lazım. Hakiki zenginlik odur. Yani hariçteki malı biriktirmek bir insanı zengin etmez. Yani o malın, o nimetin farkında olmak insanı zengin eder. Yani şöyle diyelim, yani o mal değildir senin olan, o maldan senin istifadendir. Senin ondan lezzetlenmendir senin için nimet. Yoksa o malın kendisi değildir. Ya mesela çok zengin bir insan mesela vefat etse, çocuğuna büyük bir servet kaldığını duysak mesela. Çocuğuna büyük bir servet kalmış. Şimdi bu çocuk zengin midir? Evet, hariçten baktığın zaman
Çok mal kaldı. Zengin denilir değil mi? Şimdi öğrensek ki mesela çocuğun akli melekesi yok. Bunu öğrensek. O malların farkında değil yani. Şimdi bu çocuk zengin midir? Hayır. Neden? Yani malı var yine. Bak, mal var. Ama o malların farkında değil. Ondan istifade edemiyor. Demek ki zenginlik kişinin alemiyle ilgili bir şey. Ondan aldığı telezzüzle ilgili. Onun farkında olmakla ilgili bir şey. Hariçte mal çoğaltmakla ilgili bir şey değil yani. Yani insan zengin olmak istiyorsa o zaman kendi hususi alemindeki zengini artıracak. Bu da nasıl olur? Kanaatle olur, şükürle olur. Nimetlerin farkında olmak olur. Yani senin aynı anda mesela nimetler ne kadar çoğalırsa o kadar zenginsin demektir. Alemindeki nimetleri çoğaltmak da, onu çoğaltmak, onu artırmak da nimetlerin farkında olmak olur. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfeyi amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır. Hissedip bildik. Buna ait muhabbetimiz o hususi dünyamız ayna olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-i esma-i ilahiye döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder. Mesela insan bir sanatı diyelim ki bir mimari eser, güzel bir mesela Süleymaniye gibi bir eser. Bunu severken aslında neyi seviyor? Yani oradaki onun taşını falan sevmiyor. Veya bir resmi severken mesela resim dediği nedir ki? Bir metre kağıt mesela bir miktar boyadır yani. Yani insan kağıdı ve boyayı sevmiyor. Ya da bir camide taşları sevmiyor. Yani sanatta o sanatın taşlarını sevmiyor. Aslında o sanatta görünen sanatkarın sanatını yani maharetini, sıfatlarını seviyor yani. Yani hayranlık duyduğu o eser değil, o eserde görünen sanatkarın hünerleridir, sıfatlarıdır. Yani aynen onun gibi dünya Cenab-ı Hakk'ın bir çok sanatlı bir eserdir. Yani dünya için sevilmez. O sanatta, o sanatın sanatkarının esmaları, yani tabir yerindeyse hünerleri, sıfatları görünüyor. Onun için sevilir. Evet, nimet içinde inam görünür. Mesela nimet içinde inam görünür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten inama geçsen münimi bulursun. Hem her eseri semedani bir mektup gibi bir sani Zülcelal'in esmasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Madem şu masnuat-ı faniyenin mağzını, içini bulabilirsin, onu elde et, manasız kabuğunu, kışrını, acımasız fena seyline atabilirsin. Dünyada Cenab-ı Hakk'ın dünya vasıtasıyla ya da nimetler vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın esmalarını gör, onları oku, artık o nimetin kendisi önemli değildir yani. Kendisini yiyip kışrını da
acımadan fena seyrin atabilirsin. Hem o hususi dünyamız ve ahiret de cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip buna karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı, onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek, o vakit o mecazi aşk, hakiki aşka inkılap eder. Yani dünyayı ahiretin bir fidanlığı olduğunu anlarsak, yani fidan mesela diyelim ki elimizde bir fidan var. Yani bu fidan çok güzel deyip, yani ben bunu çok seviyorum, hiçbir yere dikmeyeceğim mesela deyip fidanı fidan olarak seversen ne olur? Kurur yani fidan. Hayır, fidan evet sevilir ama yani fidan toprağa dikmek içindir. Yani dikilir, ondan ağaç çıkacak, onun için sevilir o fidan. Ama fidanı kendi başına yok fidan olarak seveceğim dersen o manasızdır, mecazi aşktır işte. Yani dünyada Cenab-ı Hak bize fidan gibi vermiş dünyayı, veya 23. sözdeki ifadesiyle bir çekirdek diyelim, çekirdek gibi vermiş. Ne yapacağız onu? Bunu toprağa dikeceğiz yani. Ubudiyet toprağına. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla sulayacağız. O çekirdek ebedi bir ağaca vesile olacak. Onu netice verecek. Onun için sevilir o zaman. Yoksa fidanı fidan olarak, çekirdeği çekirdek olarak sevmek abestir, manasızdır. Evet. Nasıl ki tohum olacak kıymetli bir meyve-i zişur ağacın altındaki zihruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak. Adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Eğer o meyve noktayı istinadını bulsa, içindeki çekirdek, bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber, ağacın bekasına ve hakikatının devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek, bir hayatı külliyeyi daimeye, bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Yani işte dünyanın yani zevkleri, lezzetleri, mal, mülk vesaire gibi şeyler yani meyve gibidir. Meyve mesela bir defaya mahsus olarak yiyip, tüketilip çöpe de atılabilir. Onun içindeki çekirdekte bir ağaç olduğunu fark edip oram değerlendirilebilir de. İşte dünyayı ve insanı Cenab-ı Hak bir meyve gibi bir çekir, onda o programı fark edip değerlendiren onu ebedileştirir. Ebedi bir ağaca tahvil eder. Onu fark etmeyen, onu bir defaya mahsus yenilip tüketilecek bir meyve olarak gören dünyanın lezzetleriyle kısa zamanda lezzetlenir, sonra söner, tefessü eder, yok olur gider yani. Yoksa nesullâhe fe ensâhum enfüsehum
Ulaike humul fasikun sırrına mazhar olup, nefsini unutup, hayatın zevalini düşünmeyerek, hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip, kendini layemut, ölümsüz farz ederek dünyaya saplansa, şedid hissiyat ile ola sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, meyusane bir rikkat tevellüd eder. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel, zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat, bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, yesi mutlak içinde elem çeker. Yani mahlukatı mahlukat için seven, dünyayı dünya için seven, onun bozulup dağılmasından ne yapar? Daima elem çeker. Fakat manasını bilen, mahlukatın niçin yaratıldığını bildiği için o elemden kurtulur. Yani mahlukat 24. mektuptaki ifadesiyle matbaanın harfleri gibidir yani. Yani nasıl ki matbaanın harfleri mesela bir kitabın eski matbaalar mesela tek tek harflerden ibaretti. Yani o harfler dizilir, bir kalıp teşkil edilir, onunla kitap basılır mesela, sonra tekrar dağıtılırdı yani. Yani mesela diyelim ki matbaanın ustası bu harfleri dizdi. Efendim, bundan çok manalı bir sayfa basıldı. Sonra bu harfleri tekrar dağıtması lazım. Tekrar başka sayfalar basılması için tekrar dizilecek daha sonra. Şimdi bunun hakikatini anlamayan birisi, mesela bir çocuk görse, yani o matbaa kalıbının o güzel dizilişini görse, niye dağıtıyorsun diye mesela itiraz edecek. Yani halbuki o harflerin toplanmasından, kalıp teşkil edilmesinden maksat o sayfanın basılıp oradaki manaların okunmasıdır. Sonra yeni sayfalar basılacak. Yani aynen onun gibi, yani dünya, Cenab-ı Hak adeta zerrat harfleriyle dünyada bir kitap basıyor. Yani manalar gösteriyor bize. Daha sonra bu harfleri dağıtıp baharda yeni kitaplar basıyor mesela. Yani bu harfler sevilir, fakat asıl olan nedir? Asıl olan o harflerle basılan sayfadaki manadır. O manayı anlamaktır, o manayı sevmektir asıl olan. Yani harfler toplanıyor, dağılıyor, gelip geçicidir. Ama o manalar bakidir. Mesela kitap basılır, kitap binlerce insan okur, kütüphanelere gider vesaire. Bir nevi bakileşir. Ama harfler daima toplanır ve dağıtılır yani. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde bir zat-ı baki'nin baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayne-i ervahları baki görür. Şefkati bir sürura inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemal-i münezzeh
ve hüsnü mukaddes ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tendiri daimiyi görür. O zeval ve fenayı tezyid-i hüsün, yani güzelliğin artırılması, tecdid-i lezzet, lezzetin yenilenmesi ve teşhir-i sanat, sanatın gösterilmesi için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. Yani mahlukatın, kainatın, dünyanın yaratılış gayesini bilen insan mahlukatın ölüp zevale gitmesinden elem çekmez. Yani bunları bir nevi yani güzelliklerin tazelenmesi. Mesela yani yemek yer, lezzet alırsın. Yani yemek yedin, kayboldu. Zahir oldu. Fena oldu. Yani sonra acıkırsın, yeni yemekler gelir mesela. Şimdi bu ne oldu? O yemeklerin, önceki yemeklerin kaybolması yeni bir lezzete yer açtı. Yani lezzetler için yer açılmasından dolayı memnun olursun. Mahlukat da böyledir. Yani mahlukat gelip geçicidir. Doğru. Sonbaharda kurur, kışta ölür vesaire. Bunlar baharda yeniden dirilir. Yeniden bir kitap gibi önümüze serilir. Bunlar adeta acıkmak ve yemek yiyip yeniden lezzetlenmek gibi. Yani Cenab-ı Hak seni lezzetlenmek için bu sergileri açıyor. Baharı böyle önümüze seriyor, gösteriyor. Kendi sanatlarını gösteriyor. Diyerek ondan telezzüz eder. Bahar ve yaz oldu. Bahara bakarak çok manalar mesela yüklenir insan. Evet. El-Bâgî huvel-Bâgî Said Nursi. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Ve âhiru davâhum enil hamdülillahi rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Allah razı olsun Alaaddin. Ben çok istifade ettim. Çok şükür. Elhamdülillah. Sorusu olan varsa Alaaddin'e sorabilir. Eğer sorunuz yoksa kapatayım oturup. Yarın buluşmak üzere inşallah. Tamam inşallah.